Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te bugün sizlerle birkaç şey paylaşmak istiyorum. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip edenler biliyorlar, Instagram'dan veya Twitter'dan, hatta YouTube'dan da takip edenler biliyor olabilirler. 5 gün boyunca Almanya'daydım, Berlin'deydim. FIFA'nın davetlisi olarak Global Berlin FIFA 19 Capture Event'a katıldık. Ben, ATC, Sesegel, Enis Kirazoğlu ve Easter Gamers 5'imiz, 4 mu oluyor? 5'imiz, evet 5'imiz Berlin'deydik ve FIFA 19'u erkenden oynama fırsatı bulabildik. Ben de bu etkinlikte yaptığım canlı yayınlardan birinde çok enteresan bir şeyle karşılaştım. Daha doğrusu fark edildi. Ne fark edildi? Başlıktan zaten anladınız veya bir şekilde haber sitelerinde bunu gördünüz. Şimdi reklamın iyisi kötüsü olmaz derler ya. Biz elimizden geldiği kadarıyla hem FIFA 19'u başarıyla tanıtmış olduk hem de kendi reklamımızı bir şekilde yapmış olduk. Etkinliğin ilk gününde canlı yayın yapmıştım YouTube kanalım üzerinden ve bu canlı yayını şu anda tekrarıyla beraber 40 bin kişi izlemiş. FIFA 19'un ayarlar bölümüne girdikten sonra Edit Teams bölümündeki kulüp transferleri bölümünde Fikret Orman ve Pepe'nin fotoğrafı kullanılmış. Bunu biz o an canlı yayında fark etmedik. Bakın yorumlara sizlerle beraber bakacağız. 11.23. Evet, bazı arkadaşlar direkt yazmışlar. Bakın şurası. Şurada gördüğünüz fotoğraf kulüp transferleri bölümündeki görsel Pepe ve Fikret Orman'ın görüntüsüymüş. Biz o an bunu canlı yayında fark etmemizin zaten imkanı yoktu. Canlı yayını izleyenlerden de kimse fark etmedi. Fakat evet, yayından bir gün sonra sürekli bana mesajlar gelmeye başladı. Abi ünlü oldun, abi meşhur oldun falan. Seni Milliyet'te gördük, Hürriyet'te gördük falan diye böyle. Bayağı bir mesaj aldım, ne olduğunu araştırdım. Karşıma çıkan şeyler burada derlenmiş bir şekilde Excel dosyasında duruyor arkadaşlar. Bakın, Türkiye'nin önde gelen büyük haber kanalları, sosyal medya hesapları bizim bu canlı yayındaki görüntümüzü paylaşıp FIFA 19'da Fikret Orman ve Pepe sürpriz adı altında bazı haberler yapmışlar. İşte Sözcü, Milliyet, Habertürk, Ekşi Sözlük'te başlıklar açılmış, CNN Türk Foto Maç, işte Beşiktaş taraftarları vizyon budur falan gibisinden yorumlar atmışlar. Ama bazı haber kaynaklarında çok enteresan ve saçma açıklamalar yazılmış. İşte bir Alman e-sporcunun yayınında Pepe ve Fikret Orman görseli göze çarptı falan diye. Alman e-sporcu ne lan? Yani biz oraya Berlin'e davet edilmişiz. Türkiye'nin Game Changer ekibindeyiz. Oyunu erkenden oynama fırsatına sahibiz. Ve Türk oyun severlere bir şekilde yenilikleri aktarmaya çalışıyoruz. Arkadaş yazsanıza. Yani bu kadar mı haber araştırmaktan yoksunsunuz? Yani bu kadar mı kalitesiz haber yapılır? Kopyala yapıştır. Biri yanlış yazıyor, diğerleri onu kopyalıyor falan. Biz de elimizden geldiği kadarıyla düzelttirmeye çalıştık. Sizler sağ olun, sosyal medya hesabında yaptığım bir Instagram hesabımda story'de dedim, yardırın abi dedim, yorumlara yazın, işte o görsel Kırmızı Kep'tir, solda ATC var, sağda Mete var, Easter Gamers var falan diye. Sağ olsun destek olan birçok arkadaşa da denk geldim. Beni etiketleyerek Instagram'daki böyle sosyal medya hesaplarına yorumları atmışlar. Habertürk'ün sayfasına bakalım, sitesine bakalım. Bir bomba daha var. Bugün ne? Bugün ben Antakya'ya geldim. Etkinlik dün bitti. Pazar günü bitti. Cumartesi günü bu haberler yayıldı. Cumartesi günü yayıldı. Bunu onun da yayınlamışlar. Bugün yayınlamışlar ama Fikret Orman Pepe haberleri cumartesi. Bir gün sonra da Burak Yılmaz haberi. Trabzonsporluları sevindiren bir haber çıktı. Onu da birazdan anlatacağım. İşte Fikret Orman FIFA'da, FIFA 19'da nasıl yer aldı falan diye böyle. Siz o linklere girebilirsiniz. Habertürk'ün sitesinde 28 Eylül'de satışa sunulacak ve büyük merakla beklenen FIFA 19'da Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da yer aldı. EA Game Changers Türkiye ekibinden Kırmızı Kep'in Berlin'de yaptığı yayında oyunun ayarlar bölümüne girildi ve kulüp transfer bölümünde kapak fotoğrafı olarak Pepe ve Fikret Orman ile karşılaşıldı. Bu çok güzel bir haber ve bunu, bu haberleri Beşiktaş resmi Twitter hesabı retweet yapıyor. BJK TV paylaşıyor filan. Ya bizim için çok güzel bir anı oldu. Yani Berlin'e gittik. En azından bir şekilde böyle adımızı böyle haber sitelerinde görmek de bizi sevindirdi. Emeklerimizin bir şekilde karşılığını almış olduk. Ekşi Sözlük'te başlıklar var. Ben Ekşi Sözlük yorumlarına baktım. Bir arkadaş canlı yayının linkini paylaşmış. O sağ olsun bize orada destek olmuş. Ona da göz atabilirsiniz. Şöyle aratalım mı? FIFA 19 Fikret Orman diye böyle yazdığınız zaman zaten bayağı çıkıyor. Web Tekno'yu buradan kınıyorum arkadaşlar.
Yani gerçekten hiç hoşuma gitmeyen bir haber yapmışlar. Kullanıcılar oyunun bilmem ne bölümüne girdi falan. Bizim resmimizi de kesmişler. Yani kimin yaptığına dair hiçbir açıklama yok. Orada en azından resmimiz duruyor. Webcam'in görüntüsü falan duruyor. Webtekno buradan her şeyi kesmiş. Oyunun ayarlar bölümüne giren kullanıcılar transferler bölümünde kapak fotoğrafı olarak Fikret Orman ve Pepe ile karşılaştı. Tam indire girdiğimiz zaman yine Kırmızı Kep'in adı yazılmış. Fikret Orman'da diyorum. FIFA 19'da Fikret Orman ve Pepe detayı yer alacak. Bakın resmimizi hiç kesmemişler. Emeğe saygı söz konusu. Ondan sonra bir e-spor yayıncısı olan Kırmızı Kep'in FIFA 19 tanıtımı sırasında yazmış. Yani e-spor yayıncısı değilim ama sonuçta Kırmızı Kep'i yazmaları sevindirici. Bayağı bir haber var. Hürriyet, Milliyet falan. Yine böyle FIFA 19 Fikret Orman diye aratırsanız Sözcü. Sözcü de bir gün sonra düzeltme yaptı. Kırmızı Kep adı var burada. BJK TV'nin resmi Twitter hesabı da görseli paylaştı. Onun da bir alıntısı vardı. Şu herhalde. Bu mu bilmiyorum. Bakalım. Aynen. BJK TV, EA Sport FIFA 19'un kulüp transferleri görselinde başkanımız Fikret Orman ve yıldız oyuncumuz Pepe'nin fotoğrafını kullandı. Biz yine buradayız. Bunu Beşiktaş resmi Twitter hesabı da paylaştı. Şöyle bir emoji kullandı gözlüklü. Yani biz buyuz gibisinden. Çok hoş detaylardı. Nerede? Eğer silmedilerse. 9 Eylül. Bakıyorum. 9 Eylül. Evet, bir gün önce. Biraz daha inmek istiyorum. 8 Eylül. Evet, şu görsel. 8 Eylül'de çok cool bir ifade. BJK TV'nin paylaşımını retweet yapmışlar. Bu da hoştu. Ve bir gün sonra ne keşfedildi biliyor musunuz? Bir gün sonra buraya bir arkadaş yazmıştı. Ben inanmadım ilk başta. 1.23.17'de de Burak Yılmaz var diye. Evet bak burada çok hızlı bir şekilde geçmişiz. Sol tarafta. O sent herhalde. Şu. Tabi burada durduğumuz zamanlar da oluyor ama. Bir bakalım. Bir dakika menülere bakalım. Değişik bir şey var mı gözünüze çarpan? Ben de diyorum menülere bakalım. Değişik bir şey var mı gözünüze çarpan? Hakikaten de. Avrupa Ligi. Aa bak. Ha bu şey. Önceden böyle değildi. Kupası. Şurada değişik şeyler var. Türk Kupası, Süper Kupa, Süper Lig. Sondaki transfer görüşmesi nasıl? Evet. Transfer Hub bölümünde yani transfer merkezi bölümünde Burak Yılmaz'ın fotoğrafı kullanılmış. FIFA 19 Burak Yılmaz yazdığımız zaman Burak Yılmaz sürprizi FIFA 19 Milliyet Fanatik Sözcü Haber 61 işte Trabzon Haber kaynağı. Burak Yılmaz sürprizi FIFA 19. Futbol tutkunlarının en çok tercih ettiği video oyunu olan FIFA 19'da Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor sürprizi de ortaya çıktı. Şu fotoğrafın aynısı burada kullanılmış. Ve yine Kırmızı Kep benim ve Ali'nin, ATC'nin fotoğrafı var. ATC ve Mete de benim canlı yayınıma konuk olmuşlardı o esnada. Tabii Milliyet'te yine bizim hakkımızda hiçbir şey yok. Bizim görselimizi de kırpıp atan siteleri buradan gerçekten kınıyorum. Maalesef habercilik böyle yapılmaz. Daha araştırılarak ve bu kaynağın çıkmasında etkisi olan kişileri de unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum. İşte Burak Yılmaz sürprizi FIFA 19 fanatiğin haberi. Bizim yine resmimiz burada. Tabii bizden bahsedilmiyor. Bu konuda sizler bazı şeyleri değiştirebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında yani her haber sayfası Instagram hesabında filan bu haberleri paylaşıyor. Orada bizleri etiketleyip yorum atabilirsiniz falan. Instagram'a hiç girmiyorum. Orada dünya kadar Beşiktaş sayfası paylaşmış. Futbol siteleri, bu Trabzonspor sayfaları bunların hepsini paylaşmış. Burak Yılmaz sürprizi FIFA 19 Sözcü. Şeyden bahsetmedin değil mi? Bir Alman yayıncının kanalı filan diye. İşte Milliyet'e girebilseydim onu gösterecektim size. Böyle saçma bir haber mi yapılır ya? Girsene bir ya. Niye girmiyor? FIFA 19'da Fikret Orman sürprizi. Almanya'da bir e-spor yayıncısının FIFA 19 tanıtımı sırasında. Allah için Almanya'da bir e-spor yayıncısı kim ya? Neyse yine resim var. Hadi. Yırttınız falan diyormuşum. Hoş bir anıydı. Çok güzel videolar çektik arkadaşlar. Belki başka şeyler de vardır. Bunlar keşfedilen. Mesela şu Zico olabilir. Bilmiyorum. Çok dikkatli şöyle insanlar. Bunun farkına varmışlar. Görevler... Asıl onlara teşekkür etmek gerekiyor. Bu canlı yayını izleyip
Aa bu şey Fikret Orman, bu Pepe, bu Burak Yılmaz, yani insanları yine tebrik etmek Eşersemek gerekiyor. gibi. Çünkü biz Ya biraz o yenilik an bunun ya. farkına varamadık. Biraz Haberi yenilik çıkaran olsa. onlar, haberi yayan belki de onlar. Tekrar tekrar teşekkür ederiz. FIFA 19'u Rica inceledik ederim. fakat yarın çarşamba gününe kadar ambargo var ve biz o ambargo kalktığı zaman Berlin'de çektiğimiz tüm videoları paylaşacağız. Çok acayip şeyler oldu. Oyunun tüm ikonlarını kullanabilme, Ultimate Team'deki tüm ikon, efsane, yıldız oyuncuları kullanabilme fırsatına sahip olduk. 10 milyon FIFA points'imiz ve 10 milyon jetonumuz vardı. Bunların hepsiyle 125 bin değerinde 30 tane altın oyuncu çıkan paketlerden açtık. Sabahtan akşama kadar tabii bunların güzel anlarını sizler izleyeceksiniz. Ultimate Team'i test ettim. Yeni gelen özellikler var. Alexander'ı oynadım. Ondan sonra Süper Lig'deki tüm takımların reytinglerine baktım, formalarına baktım. Aklıma gelen her şeyi yapmaya çalıştım ve çarşamba gününden itibaren bunları teker teker izleyeceksiniz. İşte Ultimate Team'de Squad Battles'ta değişiklik var mı? Bilmeyenler için onu tanıttım. Bayağı bir şey çektim arkadaşlar. Siz de Kırmızı Kep kanalını takip edip FIFA 19 videolarına bakabilirsiniz. Çarşamba gününden itibaren sosyal medya hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Bu anıyı sizlerle paylaşmak istedim çünkü ilk defa böyle bir şey oldu. Türk YouTuberların tamamıyla böyle bir anda haber sitelerinde, büyük haber sitelerinde, büyük sosyal medya hesaplarında, yani konuyla alakasız oyun severlerin dışında bir yerde paylaşılması bizim için hoş bir şeydi. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu canlı yayını da, canlı yayın tekrarını da izleyebilirsiniz. Canlı yayında da sadece böyle Ultimate Team ve yolculuk modunu oynayamıyorduk. 1,5 saatlik bir video var burada. Linkini açıklamalara koyarım. İzlemek isteyen olursa izleyebilir. Böyle. Arkadaşlar şaka bir yana, işin esprisi bir yana. Herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Haber yapan sitelere de teşekkür ediyorum. İsmimizi yazsalar da yazmasalar da bizim için değişik bir tecrübe oldu. Tekrardan görüşeceğiz. Kırmızı Kep'i takip etmeye devam edin. Yorumlarınızı da yazmayı unutmayın. Beni de Instagram'dan takip etmek için @raptorrap kullanıcı adını yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı Kep'te kalın. Hoşça kalın.